sayın arkadaşlar. Kulübümüzün gayesi malumdur. Bizler buraya aynı dava için toplanmış kimseleriz. Vaka kulübümüzün adı Yalnız Kalpler Kulübü ise de buraya Çirkin Kadınlar Kulübü ismini takan bekar erkekleri celbetmek ve kalbi boş kalmış biz kızları bir an evvel ev bark sahibi yapmak için gördüğünüz cazip dansözlere davet ettik. Bu plan tesirini gösterdi ve nihayet kulübümüze iki erkek geldi. Lütfen siz buraya gelin. Siz de lütfen. Efendiler, hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk efendim. Size takdim edeyim. Bayan Ayşe, 1,5 milyon nakdi, 76 milyon kıymetinde emlaki vardır. Efendim, anlamadım. Bu bayan Zehra, 34 milyon nakit parası, 45 milyonluk bir fabrikası vardır. 6 ayda 2 milyon getirir. Ve bendeniz bu kulübün reisi, 23 milyon nakit param ve 48 milyonluk arazi emlakim vardır. Bizler kalbi boş kalmış kızlarız. Sizin gibi mert ve cesur erkeklerle hayatımızı birleştirmek arzusuyla Marmara çırası gibi yanıp tutuşuyoruz. Kardeşim, efendim biz buraya evlenmek için değil, röportaj yapmak için. Evet ya, tabii. Bir dakika. Hemen bir poz verin de resminizi çekelim. Olmaz mı efendim? Bir dakika. Röportaj mı yapacaksınız? Halbuki biz de ümitlenmiştik. Oh, merak etmeyin. Bu röportajla sizin evlenmek için duyduğunuz arzuları gazeteme yazacağım. Gazeteye mi? Sahi mi? Bravo. Elbette size mükemmel reklam olacak. Hadi Kaşar, hazır ol. Hazırım şapşal. Dikkat. Ne oluyorsun be? Ne yapayım be abim? Makinede kabahat. Akümülatörü ayar etmeyi unutmuşum. Tamam. Hadi dikkat, hazır ol. Dikkat, hazır ol. Ne kadar güzel. Düzeltin üstünüzü. Poz verin. Poz verin lütfen. Poz. Ah, siz biraz sola, siz de biraz sağa. Çabuk ol biraz. Ne vuruyorsun be? Fotoğrafçı ben miyim, sen misin, anlayalım yani. Otur da röportajını yap sen de. Kadını kandırma yani. Beni kendin mi sandın? Hadi oradan, ben senin ne mal olduğunu bilirim yani. Siz biraz sağa, siz de biraz sola. Olmuyor. Dilenci gibi bükme boynunu, böyle poz ver ha. Siz de poz verin. Tamam, mükemmel. Acaba benim resim güzel çıkar mı? Kolumu tutma. Ah. Canım benim. Bir dakika. Tamam, hadi gidelim. Çektin mi? Çektim. Müsaadenizle. Bana değil oraya. Hoşçakalın. Bir dakika. Size bir müjdem var. Hayrola? Gazetenize bir havadis vereyim. Bu kulübe erkekleri celbetmek ve dolayısıyla müstakbel kocalarımızı seçmek için birini davet ettik. Bilin bakalım kim? Evet, bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz. Marlon Monroe'yu davet ettik. Bugünlerde şehrimize gelmiş ve büyük otele yerleşmiş olacak. Bu mükemmel havadisi hemen gazeteye yetiştirmeliyim. Hadi kaçalım. Bırakma beni. Ne haber sevgilim? Merhaba. Nerelerdesiniz? Hayrola, ne olmuş? Patron 2 gündür sizi arıyor. Niye aradığını biliyorum. Ona öyle bir havadis getirdim ki duyunca sevincinden tavana sıçrayacak. Üzülme, her şey düzelecek. Her şey düzelecek, duyunca tavana sıçrayacak. Asılma oğlum, eracın meyvası yenmez. Böyle çürük çıkıp su koy vereceğini nereden bileyim ben? Hadi, geldiğimizi haber ver. O ne? Girin içeri. Evvela 2 gün neredeydiniz, onun hesabını verin. Söyleyin bakalım ne haber? Harika haber. Fotoları göreyim. Fotolar mı? Onlar bunun içinde. Niye yıkamadın şimdiye kadar? Kızma be patron. Hemen banyo eder, yıkarım. Nedir bu havadis? Ne mi? Havadisi mi soruyorsun? Öğrenmek istiyorum. Marilyn Monroe İstanbul'da. Nasıl? Havadis nasıl? Ha 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 ha!
olsun? Bu havadis mi bu? Ne oluyorsunuz? Şuraya bakın, bütün gazeteler uçan dairelerden bahsediyor. Ama siz hala uyuyorsunuz. Defolun, gözüm görmesin. Bütün gazeteler yüz binlerle satarken ben neredeyse iflas edeceğim. Dur bir karşımda, bana havadis getir. Bütün gazetelerin bahsettiği uçan daireler hakkında havadis istiyorum. Hadi budalalar. Ya havadisi getirirsiniz ya buradan defolursunuz. Kafanızı kırarım eliniz boş dönerse. Uçan daireye bakın nasıl uçacak. Dikkat edin, gözünüzü dört açın. Uçan daire uçuyor, uçuyor, uçuyor. Şimdi uçacak çocuklar, gözünüzü açın. Dikkat edin, bakın uçuyor. Hop uçuyor. Gördünüz mü çocuklar nasıl uçtu? Bunları Melih'ten yeni getirdik. Dikkat edin, bir tane daha uçuyor. Hop uçuyor. Çocuklar gürültü etmeyin yoksa uçurmam yine. Bakın çocuklar, hatırınız için bir tane daha yeni uçan daire uçuracağım. Hop bakın uçuyor. Uçuyor hop. Şimdi de iniyor. Hop. Bana bak. Bunun oyuncağı çıkmış da bizim haberimiz yok ya. Doğru ya. Patron bizi işten çıkarsa da haklı. Haklı tabii. Bana bak, yazı işleri müdüründen müsaade isteyip bu işi halledelim. Evet, hadi gidelim. Hadi gidelim. Yürü. Oo, merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba abi. Biz de seni görmeye geldik işte. Yahu ne havadis. Nerelerdesiniz böyle? İki gündür gazeteye bile uğramıyorsunuz. Şey abi, ne sen sor ne ben söyleyeyim, değil mi? Başımıza bir uçan daire çıktı. Haberini aldım. Bütün gazeteler bundan bahsediyor. Bu sefer yine sizin yüzünüzden atlamış oluyoruz ama yine size son bir fırsat verdiriyorum. Tamam mı? Peki abi, sen bize itimat et, kefil ol. Bize hiç olmasa 24 saat müsaade versin. Ha, değil mi ya canım kardeşim? Bize 24 saat müsaade etsin, ona uçan daireler hakkında havadisin en daniskasını getirelim. Peki, peki, size kefilim. Beni mahcup etmeyin çocuklar, hoş göreyim sizi. Allah güle güle. Ha, bana bakın, sözünüzde durmazsanız peşinizdeyim ha. Havadisi rasathaneden alın. İşte bak, bize havadis alın diye söylediği hususi rasathane işte burası. Peki, biz buraya serbestçe girebilir miyiz? Elbette. Peki ne duruyoruz? Doğru gidelim. Gidelim. Hala kapıdalar mı? Hayır, içeri girdiler. Atlayalım. Atlayalım. Arkadaşlar, son tepkikler bize şunu anlatmıştır ki uçan daireler masaldan başka bir şey değildir. Susun! Bay Profesör, bu iki adamın halini şüpheli gördük ve size getirdik. Kuleye gizlice girmek istediler. Şey ama dedi. Buraya girmenin yasak olduğunu söylemediler mi size? Biz böyle bir şey bilmiyorduk efendim. Biz böyle bir şey bilmiyorduk. Siz ne dersiniz? Polise teslim edinceye kadar hücrede muhafaza edelim. Evet, evvela biz hapsedelim. Sonra da polise teslim ederiz. Elden kaçırmaya gelmez. Bunları iyi muhafaza edin. Hadi yürüyün bakalım. Dur ya, çekme ya. Yakamı koparacaksın. Evet, ne diyorduk? Şu radardaki şekilleri müsaade edelim. Hadi yürüyün, çok konuşmayın. Kesin sesinizi. Hadi girin içeri.
kardeşim bir dakika, bir dakika. Bizi hapsetmeye ne hakkınız var be adam? Bir dakika bir bizi dinle. Dinlesene birader. Oo, bu ayakta uyuyor be. Cevap versene be adam. Dilin yok mu babalık, bir şey söylesene. Burada sual sormak ve sorulana cevap vermek yasaktır. Adam çıplak kadın resmine meraklı galiba. Hadi. Anladım. Bir daha verelim. Olur. Tamam. Kadın dediğim böyle olur işte. Sen devam et. Şuraya bak, şuraya bak. Nasıl? Beğendin mi? Dur sana başka bir tane göstereyim. Bak bakalım buna. Hı? Nasıl? Güzel değil mi? Bak, bu daha güzel. Sanki dünyanın en güzel kadınları benim cebimde seferberlik yapmışlar. Bak, şundaki güzelliğe bak. Şu letafete, şu zarafete, şu vücuttaki güzelliğe bak. Değil mi ya? Şu hatlara bak, dikkat et bak, bak. Ya, istersen sana başka bir tane daha göstereyim. Devam et. Olur. Şu görmüş olduğun sarışın Dilber babalık, Paris güzeli. Şu esmer var ya, Habeşistan güzeli. Şu görmüş olduğun İsviçre güzeli. Nasıl, güzel değil mi? İsviçre güzelini herhalde çok beğendin. Doğru, İsviçre güzelini verme kardeşim, kabul etmem. Canım, Allah, verelim. Verme ya. Allah. Verme kardeşim. Verelim yahu. Verme kardeşim. Canım benim de bildiğim var. Benim de bildiğim var. Verme. Verelim canım. Ben de göreyim. Görme sen de oğlum. Tamam şapşal. Ne oldu kaşar? Şapşal. Anahtarı aldın mı? Kordonu aldım. Ver anahtarı. Bugünlük bu kadar efendiler. Şimdi yarın toplanmak üzere dağılalım. Bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Yine bir şey ispat etmiş olmuyoruz efendim. Ne gibi? Yani şu uçan daire meseleleri. Muhakkak olan bir şey varsa efendiler, dünyadan başka yerlerde insan yoktur. Varsa bile daha buraya gelmelerinin zamanı değildir. Uçan dairelere gelince, gelin bir de gökyüzünde uçuşan alevli taş parçalarını tetkik edelim. Ve unutmayalım ki gökyüzüne ait muammanın sırlarını henüz çözmüş değiliz. Öyle mi efendim? Evet efendim, öyle. Teleskop biraz daha yukarı kaldır. İşte uçan bir cisim daha yakaladım. Şimdi birisi bunu görse uçan daire der, işin içinden çıkar. İzah edebiliyor muyum? Tabii, evet profesör. Siz de anlıyorsunuz tabii. Hadi tütüyelim. Tütüyelim yahu. Susuyorum. Karnım acıktı. Ney? Sus! Ne yapayım be? Karnım acıktı. Karnın kopsun. Senden. Uzun lafın kısası efendiler. Bu muammayı çözünceye kadar uğraşacağız. Er geç halledeceğimize eminim. İşte bakın. Siz de bakın. Adeta ufak bir kuyruklu yıldız görüyorum. Hadi yeter. Karışma. Bağırırım namussuzum. Evet peki hadi ziplen. Ne o, görüyorum ki halinizde bir memnuniyetsizlik var. Öyle yemini biraz fazla kaçırdınız galiba. O ne? Bir koku var. Evet, anlaşıldı Süleyman efendi. Gene siz soğan yemişsiniz. Kaç defa tembih ettim. Toplantılara geldiğinizde soğan, sarımsak gibi koku yapan şeyler yemeyiniz diye. Hadi baylar, paydos. Ve yarın sabah yine herkes yerinde olmak kaydıyla tabii. Buyurun.
Anne! Ne yapıyorsun, deli misin? Bana sormadan karıştırma bir şey. Peki. Anladın mı? Bana sormadan buradaki hiçbir şeye elini sürme. Kamusage. Şapşal, dinle bak. Dikkat, inecek yer arıyoruz. Dikkat, inecek yer arıyoruz. İnecek yer arıyormuş. Telsizi kapamayın, sesinizin istikametine ineceğiz. Kamusage. Telsizi kapamayın. Kapamıyoruz. Telsizi kapamayın, iniyoruz. Burası uçan daire, Merih'ten geliyoruz. İniyoruz, bizi derhal bulun, iniyoruz. Nereden bulalım sizi? Şuraya bak Şapşal. Rasathanenin bahçesine iniyorlar. Evet, indiler. İndiler. Gidelim. Evet, gidelim. Şu acayip şeyin yanına kadar sokulmak isterim. Dikkat et, çok yüksek. Atlarken bir tarafımızı kırmayalım. Şapşal, bunlar melek be. Şşt, sus. İşte dünya dediğimiz yer burası. Merih'ten tahmin ettiğimiz gibi buradaki erkekler iri ve kuvvetli ise onları hemen alıp buradan gitmemiz lazım. Yoksa Merih'teki erkek kıtlığıyla başka türlü başa çıkmamıza imkan yoktur. Kraliçem, burada uzun müddet kalmayacak mıyız? Tahminime göre dünya kadınları çok kıskanç olacak. Onun için biraz evvel telsizde konuştuğumuz iki erkeği alıp hemen gitmemiz lazım. Birer tanecik erkek olsun, anlatsa mı gideceğiz? Durun, hepinize birer erkek bulup öyle gideceğiz. Hatta diğer hemcinsleriniz için fazlasını bile bulsak onları da beraber götüreceğiz. Şunların resmini çek. Peki. Şimdi biraz evvel bizimle konuşanları bulalım. Ya hemen onları alır götürürüz, yahut da vasıtalarıyla başka erkekleri alır gideriz. Bana erkek bulma aletini versene. Hala çekemedin mi? Hadi çabuk ol. Dur, ayar ediyorum. Hadi. Tamam, dur. Hadi sene. Dur ya. Hadi çabuk ol. İşte oradalar. Gene ne oldu? Ne yapayım abi? Ayarını bulamadım ben. Allah kahretsin. Ne yapayım? Kalkın bakalım. Bizden korkmayın, yaklaşın. Şapşal! Ne var Kaşar? Şunlara bak ya! Dert! Adın ne senin? Şapşal. Ya seninki? Kaşar. Demek seninki Şapşal, seninki Kaşar. Hayır. Onunki Şapşal, benimki Kaşar. Soyun? Efendim? Soyun dedim. Anlamadım. Canım, adın Kaşar değil mi? Evet. Soyun. Ne dersin? Bilmem. Adım Kaşar. Soyun canım. Sesel akama. Durun. Yitelemeyin ben. Kulağımı koparacaksın.
Demek siz erkeksiniz. Müsaadenizle öyle olması lazım. Ya siz? Siz bu beyin karısı mısınız? Efendim? Anlamadım. Benim erkek olmadığımı kim söyledi size? Bu alet söyledi. Al sen de bak. Evet, siz erkek değilsiniz. Yok, o kadar uzun boylu değil. Yere oturalım, doğru konuşalım bakalım. Kraliçe, bu alette bir yanlışlık olmaz. Olabilir. Ayarını kontrol edin ve bir daha bakın. Belki bu hakikaten erkektir. Hayret, bu ekstra erkekmiş. Kraliçem, aleti yanlış ayarlamışım. Al şunu. İnanamıyorum, ekstra erkekmiş. Ya, demek ekstraymış ha? Sahi mi? Ekstra mıymış? Esadet ekstraymış. Allah'ım, ekstraymış. Evet, ekstra. Ne olacak? Ne mi olacak, daha ne olsun? Bizim için ne saadet, sen Merih'te bulunmayan bir cinsin. Şapşal! Ne var Kaşar? Duydun mu oğlum? Ben nem almışım da haberim yokmuş. Affedersiniz ama şimdi ben ne olacağım? Hepimizin erkeği olacaksın. Yok deve! İşiniz yok mu sizin be? Hadi kalkın başka kapıya, hadi yallah! Nasıl Şapşal? Dikkat et, bize kafa tutulmaz. Yürüyün bakayım bu tarafa. Durun canım, anlaşalım, biz namuslu insanlarız. Bizi itaate mecbursunuz. Bizim esirimizsiniz. Ne dersek onu yapacaksınız. Ya kardeşim evet, ne derseniz yaparız ama bizim dünyanın ahlak kaideleri hepinize kocalık yapmamıza müsaade etmez. Etmez ya. Bize itiraz ha? Bizimle oyun olmaz. Elimizdeki kuvvetlerin ne olduğunu öğrenirseniz, bize de pek çabuk itaat etmeyi öğrenirsiniz. Anlaşıldı mı dünya adamları? Anlaşıldı. Hala itiraz mı? Şapşal, söyle şunlara, eğer isterlerse bir tanesini nikahla alırım. Arkadaşım diyor ki birinizi nikahla alırmış. Tabii birinizi de ben alırım. Şapşal, söyle şunlara, hemen cevap versinler. Konuşun, cevap verin. Evet, cevap verin. Anne! Demek beni alacaksın. Tabii. Sen de beni alacaksın. Tabii. Peki biz ne olacağız? Merak etmeyin. Bu dünyadan hepinize birer erkek almadan gitmeyeceğiz. Ne dersiniz, mümkün mü? Tabii mümkün. Tabii mümkün. Yalnız bu soğuk demirden bizi kurtarın. Tetelekami. Öf be, şimdi rahatça konuşalım. Siz söyleyin. Yalnız kalıp eş eşe konuşsak nasıl olur? Malum ya, aile meseleleri kalabalıkta konuşulmaz. Pekala, çekilin bakalım. Sen kaç yaşındasın? 28. Ya sen kaç yaşındasın? 23. Ya sen? 400. Anlamadım. 400 dedim. Ya sen? 500. Hoppala. Durun, size şimdi bunu izah edeyim, anlarsınız. Bu iksiri içen en az 1000 sene genç ve dinç kalır. Bu şişedeki iksirden bir yudum almak kafidir. Bu şişelerden bizde yüzlerce var. Gördüğünüz diğer şişelerde çeşitli iksirler vardır. Her birinin tesiri ayrıdır. Bana bak Şapşal, bundan bir şey olsa çirkin kadınlar kulübünde çok para eder. Evet, tabii. Ne dediğinizi anlamadım. Demek istiyoruz ki bundan bizde olsa istediğiniz kadar size erkek getiririz. Güzel bir fikir. Bu iksiri yem olarak kullanıp istedikleri kadar erkek avlayabilirler. Öyleyse alın. Sen onu bana ver bakayım. Müsaadenizle. Müsaadenizle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Affedersin. Pardon Şapşal. Affedersin. Kusura bakmayın. Hoşçakalın. Pardon efendim. Şapşal. Pardon. Pardon. Affedersiniz. Tetele Kami. Kami tetele.
söyleyin bakayım, nereye gideceksiniz şimdi? Bizim büyük otele. Dostlarımızın olduğu yere. Bize ihanet etmeyi aklınızdan dahi geçirmeyin. Bu televizyonla sizi adım adım takip edeceğiz. Gelin. Bakın. Sizin otelin salonu değil mi? Tamam mı? Evet, tamam. Mandaları karama, kaybolursa aramam. Ben bir esnaf edeyim, memurları yaramam. Mandaları karama, kaybolursa aramam. Ben bir esnaf edeyim, memurları yaramam. Güzelim hey, şekerim yalla. İki gemi yayana ayayabilir misin? Yarın benimsin ama dayanabilir misin? İki gemi yayana ayayabilir misin? Yarın benimsin ama dayanabilir misin? Açtım gömlek yakası, bizim evden görünür sevgilimin odası. Raftan aldım makası, açtım gömlek yakası, bizim evden görünür sevgilimin odası. Güzelim hey, şekerim yanla. İki gemi yayana alayabilir misin? Yarın benim selama dayanabilir misin? İki gemi yayana halayabilir misin? Yarın benim sevdama dayanabilir misin? Burada işte. Bana baksana sen. Senin bizim hakkımızda meteliksiz demeye. Ben seni demeye. Ne hakkım var? Hoş geldiniz paşam. Sefa geldiniz bayım. Hürmetler ederim efendim. Niye söyledim bunları? Ben böyle bir şey söylemedim. Nereden çıktı bu? Merhaba patron. Neredesiniz yahu? Başımı derde soktunuz benim. O ne demek? Bir şey... Benim keşifler peşindeyim. Uçan daireyi keşfettik. Bırakın babalı canım. Hangi cehennemin dibindeydiniz? İşte uçan daireden aldığımız hayat iksiri. Bunu içen dinçleşir, gençleşir. Bin sene yaşar. Ben masal dinlemem. Nerede fotolar? Foto. Fotoları çekmedik. Tezahüratten onu unuttuk. Unuttuk. Bu dolmaları bana yutturamazsınız. Şundan bir yudum iç bakayım. Hiç bak. Hiç mi? Nasıl yutarsın? Değil mi ya? İspatı meydanda. Ne o? Adama içirdikleri ilaç gençlik ilacı mıymış? Evet, ben öyle işittim zannederim. Sen ne dersin? Siz doğrusunu bilirsiniz efendim. Hadi oradan dal kavuk. Gelin bakalım çocuklar, hadi. Aslan. O ne? Biliyorum ben. Al sana. Al bir daha. Vay efendim, sultanım, mirim. Dur bakalım, biraz ağır ol bakalım paşam. Dur bakalım, oho. Siz şöhretli bir gazetecisiniz. Şöhretiniz kadar mantığınız da yerinde. Oho, biraz ağır olun bakalım. Verin şunu bana. Hop dedik, ağır ol bakalım. Oho, o kadar uzun boylu değil. Yere oturalım da doğru konuşalım bakalım. Gençleştim. Kuvvetlendim dünyaya. Sanki dünyaya yeniden geldim. Bakın. Aman çocuklar. Şu iksirden bir yudum da bize verin de biz de içelim ne olur. Hanım senin gençleşecek zamanın çoktan geçmiş. Olabilir. Benim gençleşecek zamanım geçmiş olabilir ama senin motorun genç yaşta teklemeye başlamış. Ne oluyor? Rica ederim münakaşayı bırakın da öp elinde barışın. Hadi öp. Hadi öp. Öp hadi. Öp.
Dur bakalım, elimi öp dedik, burada ne işin var? Ne kızıyorsun? Burası da senin, orası da senin, burası da. Ne kızıyorsun? Bir dakika bayanlar baylar. Dikkat, dikkat. Madem ki bu ilacın talibi var, satıyoruz. Bir dakika. Evet, bu şişede 100 kişiye yetişecek kadar ilaç var. Bir kişiye 100 lira alıyor musunuz? Ben alıyorum. Pekala, gelin öyleyse buraya 100 lirayı verenin ismini yazıyorum. Liste yapıyorum. Madem ki kabul ettiniz sayın bayanlar baylar, şimdi bu şişenin içindeki iksiri muhtelif şişelere taksim edelim. Patron, sende boş şişe var mı? Çok, istediği kadar. Merdiven altında bir oda var. Şimdi o odaya git, oradan istediği kadar boş şişe al. Ben de varım. Teşekkür ederim patron. Baba başka? Ayşe. İsmim Ali. Benimki Ahmet. Tamam baba başka? Beni listenin en başına yaz. Olur mu canım? Olur mu ciciğim? Olur. Başka kim var? Dikkat, acele etmeyin. Sizin isminiz? Benim Zehra. Sizinki? Zeki, yaz. Tamam, sizinki? Ayşe. Acele etmeyin. Ben de böyleydim ama. Geçti borun pazarı, sür merkebini diye. Ah kardeş. Gençlik, güzellik başka şey. Evvelce benim de burnum havada olmasaydı, şimdi kalbim böyle boş kalmazdı. Thank you.
kadar cazip programlara rağmen kulübe hala erkek gelmiyor. Ona kızıyorum. Ah, şuraya bak, iki erkek gelmiş buraya. Şöyle büfeye geçelim. Oturalım. Lütfen şarap verin bize. Şarap verin bize. Yüksek müsaadenizle size ikram etmekle şeref duyarım. Kabul ettim, gitti. Yanlarına gidelim mi? Hayır canım, ikisi de beş para etmez. Aman kardeş, erkek olsun da çamur olsun. Aman, bu kadar zevksizliğinle bu kadar sene nasıl kocasız kaldı şaşıyorum. Şeref he. İçkiyi sever misin? Hem de çok. Hiç sarhoş olmaz mısın? Yok, olmam. İçkiden sarhoş olunur mu? Sen içer misin? Hem de iddialı. Koy. Doldur. Koy. Bir daha doldur. Bir daha koy, koy. Koy, koy. Çoğunu ben içtim. Ben de içiyorum. Aa, seninki iç be. Hadi. İstersen şişeyle içelim. Bir dikişte içelim. Bir şişe. İçemezsin. İçerim. Ama sonuna kadar. Sonuna kadar. Parasına. Çık. Peki, çıkıyorum. Sen bir bardak, ben bir şişe. Peki, kabul. Hadi. Pekala, hiç bakalım. Bir daha. Kabul. Thank you.
duymadan annen, duymadan baban, kardeşin ablan, alırdım seni başıma taş, gözüme kaş yapardım ağır olsa da, parmağıma tek taş takardım bir. Alırdım seni duymadan annen, duymadan baban, kardeşin ablan, alırdım seni başıma taş, gözüme kaş yapardım ağır olsa da, parmağıma tek taş takardım bir. Bir dakika, sözümüzü tuttuk. İşte şişe. İşte şişe. Evet, şişe. Verin onu bana bakayım. Eğer şu ilaç, şu kaza yaptığı tesiri bana da yaparsa, bütün kadınların intikamını buradaki erkeklerden alacağım. Destur, ayol bunun içinden bir şey çıkmıyor. Söyleyin bakayım niye çıkmıyor? Ya Allah'ın salakları, kandıracak başka inayı bulamadınız mı? Ya. Sus, tek deyip durma. Bunu sizin burnunuzdan fitil fitil getirmezsen bana insan demezsin. Şapşal, ne var kaşar? Tüyelim. Gelin buraya. Neye bakayım madrabazlar? Gelin bakayım dolandırıcılar. Benim elimden kolay kolay kaçamazsınız. Yıkın şu madrabazları yere. Bataklayın. Şöyle. Vurun. Vurun kör olasılar. Vurun kör olasılara. Vurun. Vurun diyorum size. Vurun. Ay bana değil ona, onlara vurun. Ayol bana değil. Ay onlara vurun. Ay. 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 Ah. Vurun. Ama bana değil onlara. Onlara diyorum size. Ey bana bakın. Ayol bir dakika durun. Bana niye vuruyorsunuz? Herifler kaçıyor. Ne? Bir de silah ha? Merak etmeyin, kaçamazlar. Kaçamayacaklarını biliyorum ama bizim paralar nerede? Ben onlara kefilim. Madem ki uçan dairenin mevcudiyetini iddia ediyorsunuz, iki kişi daha getirin de göreyim sizi. Hadi bakayım, durmayın buralarda. Dışarıda arkadaşım. Sarılıyor ama makinalı. Sus diyorum. Makinalı. Sus diyorum. Ama dışarıda mı? Sen artık fazla olmaya başladın. Sus diyorum. Sus diyorum.
arkadaşım var ya, dışarıda makinalı adam sıkıştırıyor onu. Öldürecek onu. Yetişin, kurtarın. Televizyona geç. Televizyona geç. Zavallı arkadaşım. Gel arkadaşını gör. Yetiş kaşar. Öldüm. Yapacağım. Ayağının altını öpeyim. Kaşar yetiş. Bırak beni, ne istersen vereyim. Allah aşkına. Robot amca, pastırmam çıkacak. Tetelekami, tetelekami, tetelekami. Tamam. Ben zavallı. Şapşal. Şapşal. Ne gülüyorsunuz be? Arkadaşım neredeyse dünyayı değiştirecek. Anlatın bakalım, bizden ayrıldıktan sonra ne yaptınız? O mesele mi? Şey... Şişeden baba başlayalım. Onu kaybettik. Evet, onu kaybettik. Bize neden yalan söylüyorsunuz? Biz sizin ne yaptığınızı biliyoruz. Biz ne yapmışık ya? Evet, ne yapmışız? Şişedeki iksiri satmak istediniz. Satmak istemişim. Kafi derecede yalan kıvırdınız artık. Size alıcılarınızın hala beklediklerini gösterebilirim. Gelin. İşte sizin büyük otel. Hello! Hello! Ayol bu şahit filli de kim? Good morning. Ah, very good. İngilizce var? Yok. Fransızca? O da yok. Ya İtalyanca? O da yok. Bu nasıl şey? Sen de İngilizce var? Var. Fransızca var? Var. Ya İtalyanca var? Var. İspanyolca var? Var. Ya Türkçe? Tabii. Ver öyleyse 250 gram da konuşalım. Çok şakacısınız. Niçin bunlar böyle bakıyor? Ne duruyorsunuz? Görmüyor musunuz? Marilyn Monroe geldi. Gelsenize buraya. Koşsanıza. Ne olur defteri imzalar mısınız? Lütfen şu resminizi imzalar. Rica ederim lütfen, ne olursunuz. Benimkini de rica ederim. Çok rica ederim. Şu resmini de imzalayayım. Ne olur rica ederim. Hadi ne olur. Çok iyi değil mi? Çok güzel. Kim bu kadın? Sen sus kaşar. Marilyn Monroe. Bütün dünya... Yeter be, bekleme. Dünya erkeklerinin taptığı kadın. Bu işte. Ayıptır, ayıptır. Efendiler, ayıptır. Müsaade edin. Pardon. Tekrar pardon. Niçin pardon? Ayol bırakın da göstersin. El alemin rızkına niye mani oluyorsun? Evet ama ayıptır ya. Ayıp olduğu için ayıptır da onun için ayıptır. Ama neden ayıp? Güzel görmek olur ayıp. Ama pardon. Rica ederim efendiler. Niçin pardon? Hayatımda sizin kadar güzel görmedim. Thank you. Kaç numara benim oda?
826 numara. Buyurun. Allah'ım ne güzellik bu ya Rabbim. Asıl sulanmak ayıp. İşte bu ayıp. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Dedik. Bay bay. Bay bay. Demek bu kadın bütün dünya erkeklerine tesir etmiş ha? Şimdi efendiler bize ihanet etmenin cezasını çekecek. Ne cezası? Susun. Size verdiğimiz iksiri başka maksatlarla kullanıp dünyadaki kadınları güzelleştirmeye çalıştınız. Ve onların da paralarını almak suretiyle dolandırıcılık ve hırsızlık yaptınız. Buradaki şişelerin her biri bir işe yarar. Bunlardan kim içerse neşeden, kahkahadan çılgına döner. Şunlar da insanı genç ve dinç yapar. Ama siz bize ihanet ettiniz, şimdi cezanızı çekeceksiniz. Tetelek ama! Diğerlerini uyuttum. İsterseniz sizi de uyuturum. Neden cevap vermiyorsunuz? Halimiz yok. Haliniz mi yok? Şimdi sizi diriltirim.
yoksunuz ya, kurtuluş çaresi yok. Nasıl olsa bizimle geleceksiniz. Eğer bana çok erkek getireceğinizi vaat ederseniz sizi serbest bırakırım. Kabul mü? Kabul. Tabii kabul. Şimdi anlaşalım. Size bu şişelerden iki tane veriyorum. Şapşal kısmete bak. Durun, o kadar acele yok. Kim acele ediyor ya? Bizim sözümüz söz. Sen yalnız iki tane şişe ver. Sana istediğin kadar erkek getirmek bizden. Alın bakalım. Bana verin. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Arkadaşlar, sözümüzde durduk. Şişeleri getirdik. Bunu nereden aldınız? Uçan daire nerede? Rasathanenin bahçesinde. Yaşasın bu havadis gazetenin ikinci tabını çıkartmaya gidiyorum. Şişeler bu, burada. Buyursunlar. Hayat iksiri satıyorlar burada da. Neden bu gürültü? Sana ne? Ne oluyor burada? Ne oluyorsa oluyor. Sen otelin inzibat amiri misin? Yün kafalı karı. Merak ettim. Yasak mı öğrenmek? Ha, merak ettin. Şimdi anladım. Öyleyse öğren. Bu ilacı içersen kuvvetli ve dinç kalırsın. Yalnız o kadar değil, 1000 senede yaşarsın. Ne? 1000 sene mi yaşarım? Ne olur evvela ben içeyim. Dur bakalım, senin reklamın çıkalı 1 sene oldu, dünyayı baştan çıkardın. Ya 1000 sene yaşarsan 7 kat kainatı baştan çıkaracaksın. Ver şişeleri bana. Thank you.
etmişsin. Yoksa bu ihanetinin cezası çok büyük olacaktı. Ben işimi bilirim kraliçe. İsterseniz onları durduralım. Pekala. Merih'teki en çirkin kadın bile bundan güzeldir. Dünya erkeklerinin zevki yok demek. Evet. Hepsinin bu kadının peşinden koştuğuna bakılırsa hakikaten zevkleri yok demek. Çok tuhaf doğrusu. Burada daha fazla kalmak tehlikeli olacak zannediyorum. Gidelim. Bunları daireye götürün. Peki. Nereye? Hadi yürüyün. Daireden ne işin var? Durun ya. Kısası efendiler. Ben bu kadar senelik çalışmamda şunu ispat etmiş oluyorum ki yeryüzünde uçan daire diye hiçbir şey mevcut değildir. Fakat biz dünya adamları daima ve daima yanılıyoruz. Profesör, telsizde acayip sesler işitiyorum. Ne gibi acayip sesler? Dünya yüzünde olmayan şeyler. Mostan ayrı bir şey. Garip sesler bunlar. Yeryüzünde olmayan sesler. Yeryüzünde olmayan mı? Evet, bakın. Orta dalgadan çıkıyor. İstikametini bulun. Hangi istikamette? Çok yakınımızdan geliyor. Oh. Aman Allah! Çabuk teleskobu kaldırın. Çabuk. Görüyorsunuz. Bir dakika, bir dakika. Bu gördüğümüz taş parçası değil, hakiki bir uçan dairedir. Uçan daire. Thank you.